hadisning sanadini, raqamini bilmayman. Siz bilsangiz kerak. Bitta hadisingiz bor-da. Bu hozir mavzuni boshi. Ayollarda farqi bo'yicha. Kimdir mikrofonni yoptirsin, ovozim qaytib yotdi. O'sha mavzu, hadisingiz bor, qaysidir hadisingizda aytiladiki, agar ayol kishi erini tovonini kirini yalapmi, yalap tugatmaguncha baribir haqqini ado qila olmaydim degan hadisingiz bor. Yaqinda bir o'sha argumenti tashovida bir hafta oldin ahamiyat bermadim. Chunki mutaxassis odamingiz yo'q, bir ahli ilm yo'q, hammasi katta nima chal savod o'zicha bilimdan hammasi. Va buni sharhini keltiraman. Chunki sizga shuni aytaman, agar hadisda shuni bilsangiz, aytib bering, bo'lmasa bilmasangiz qidirib ko'rib o'zingiz ham ko'ring agar. Tafsirini aytib bering, lekin tafsiri endi tafsiri deysizlar-ku sizlar. Mayli, tafsirini hech bo'lmasa aytib bersangiz ham. Ikki marta otib yuborib, bir marta tushib ketgan ekan bu kishi. Savol shu. Hadisda ayol erini bütün badani yiring bo'lsa, shu yiringni hammasini tili bilan yalab tozalab qo'ysa ham erning haqqini ado qila olmaydi degan. Bu hadis zaif hadis. Ravilar ichida bu hadisni to'qigan bo'lishi mumkin bo'lgan odam bor. Bu hadis Abu Dovudda rivoyat qilingan, to'g'ri, lekin bu hadis zaif hadis. Zaif hadisni endi tushuntirish kerak bularga. Bu odam tafsiri deysizlar-ku, tafsirini aytib beringlar. Bittasiga tashadim, u bilmadi. Savol oddiy, shu hadis bormi? Agar bo'lsa qanday ma'noda, bo'lmasa qanday ma'noda? Bu hadis zaif hadis. Islom fiqhi ulamolari bu hadisni hukm sifatida olmaydi. Lekin bundan ko'ra erga itoat qilish masalasida ayolga yuklatilgan vazifalarda bundan ko'ra keskinroq hadislar bor. İmam Ahmad'ın musnadlarında Muaz ibn Cebel'den rivayet var. Şam'a barıp kayıtıp kelganlarida Peygamber aleyhissalatu vesselam'a secde kıldı Muaz. Demek ki secde kılıyorsan Şam'da dediler hürmetli adamlarga hürmet korsatışı hesaplanırken secde kılış. Ben hem sizge secde kılıyorum dedi. Resulullah ettiler ki yok. Secde kılma dediler. İnsan insanga secde kılışlığı caiz bugendeydi. Ayollarni eriga sajda qilishga buyurardim. Erning haqqini kattaligidan dedilar. Erning haqqining kattaligidan. Bu gap ayollarni hech qachon obro'siga tajovuz bo'lmaydi. Nimaga? Ayolni erning yelkasiga boshini qo'yib yashashligi kerakligini bildiradi bu. Qiyin kunda yonida turib berishligini bildiradi. Oson kunda hammasi aytaveradi, sevdim, kuydim, o'ldim deb. Qiyinchiliklar bor, hayotda har vaziyat bor. Erkak ko'chaga chiqib ketadi, qaytib kelganda xorg'on bo'lib keladi. Shunda uni ko'nglini ko'taradigan ayol, ana shu ayol erni haqqini ado qilsin deydi. O'shani xizmatini qilsin deydi. Erga tekkandan keyin ota-onasidan ko'ra ko'proq erning roziligini olsa jannatga kiradi deydi. Endi bu bilan birga ayolning huquqi poymol bo'ladimi? Yo'q. Ayolning huquqini poymol qilmaydi islom. Nima deydi? Ayolning yemog'i, ichmog'i, kiymog'i davolanmog'i, ta'lim bilan shug'ullanishligi, uyga borib kelishligi, dars olishligi, uy bilan ta'minlanishligi hammasi 100% erkakning zimmasida. Farazan ayolning qo'lida 10 ming dollar puli bor. Bir tiyin saplamasdan uyda men bersang yeyman, ursang o'laman deyishga haqqi bor. Ya'ni men bir sarkazm qilib aytayapman. Hech 10 ming saplamayman, meni pulim deydi. Siz topib keling deydi. Haqqi bor. Endi ana shu ayolini boqishlikka ertayi kech jonim jabborga berib ishlayotgan erkakni hurmat qilishlik uchun aytilgan gap bu. Boshqa haqlari ham bor. Payg'ambar alayhissalotu vasallam hayit namozini o'qidilar. Hayit namozini erkaklarga xutba qilib tushib ketayotganlarida ayollardan iltimos bo'ldi. Bizga ham alohida bir xutba qilib bering deyishdi. Keldilar ayollarni oldiga kelib aytdilarki, Allohdan qo'rqinglar, hey ayollar jamoasi dedilar. Allohdan qo'rqinglar. Men qiyomat kunida jahannamga eng ko'p kirgan odamlarni ayollar ekanini ko'rdim dedilar. Ayollar ekanini ko'rdim dedilar. Ayollar aytdiki, "Ya Allohning rasuli, bizni jahannamda ko'pchilik ekanimizni sababi nima?" deganda Rasululloh aytdilar, "Bu ijtimoiy hammaning boshida bor masala bu.
İslam'ın insani din ekenliğinin delili bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biçare erkeklerine derdine ettiler. Ne mi dediler? Sizler dediler. Erilerge nankurlik kılasılar dediler. Yaxşı künni şükürünü ada kımayızdılar. Yaman künde cezabaga düşesizler. Ve köp lanetleysiler. Ana şu sebepli isler cehennemge ketip kalasılar dediler. Ne mi kılaylık Allah'ın Resulü degende Peygamberimiz köpra sadaka kılınlar. Köpra kembegal beve beçare yetim isırlarını taminatıge pulacatınlar dediler. Onlarını hem ibadetge buyurdular. Şimdi bana şunu ayıtıp ayıtadı ki İslam'da kurduylar mı ayollarını köpü cehennemdeyken deydi. Hey! Cennette hem ayollar en köp buladı. Peygamber aleyhissalatu vesselam onu yeme etkenler. Cennette hem bitti erkekke ikide ayol tuğruk edildi. Ayol cennette hem köp. Uzu adatta ayol kişi köp buladı. Her daim. Demek şunu da bakken siz kilitri etken o irini tavanıdan ta başı geçe yirin bulsa yelep çıksa hem hakkını ada kılamaydı degen hadis zayıf hadis. Ona kekep yok. Sajda kılışke eğer icazat bu gendi sajda kılışke büyürerdim degen hadis var. Er bilen hatının hukukları bir kıldı. Lekin mas'uliyetleri her kıl. Hak bilen mas'uliyetin ortasında kattı gibi var. Mas'uliyet yüklene degen payette erkekke köpra yüklene de. Ayol ki kemra yüklene de. Demek ki ayol o uzge yaraşa latafet nazik hılkat egesi. Erkek şu indi topağı veçere şey, ölme yürgeni şükür erkeklerimizde. Çünerli mi?